Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün gene borsa ile başlayacağız. Borsa kritik desteğinin üzerinde kalabildi bugün. Ama şöyle gördüğünüz gibi pek de öyle bizim istediğimiz gibi 2 saatlikte hareketli ortalamayı geçemedi. Tekrar başını aşağı çevirdi. Tepki yükselişleri olabileceğini söylemiştim bu seviyelerde. Bakın gördüğünüz gibi tepki yükselişi geliyor. Ancak hareketli ortalamayı geçmeden yeni alım önermediğimi söylemiştim. 2 saatlikte hareketli ortalamaya çok yaklaştı. Fakat neredeyse hareketli ortalamaya değdiği yerden de geri geldi. Böyle şeyler olabilir. Bayram öncesinde böyle şeyler olabilir ayrıca şimşek vergisi de söz konusu borsada halen e, iptal oldu falan gibi bir takım söylentiler çıkartılmış olsa da ben öyle bir haber görmedim sadece söylentiler e, böyle bir vergi var fakat oranı ne olacak o belli değil şeklindeydi. Ve de yani herkes artık hem fikir bu spekülatörleri ilgilendiren bir olay. Alsatçılar spekülatördür. Burada da yeri geldiği için söyleyeyim. Benjamin Graham'a e göre bir kişinin yatırım yapıyor olabilmesi için öncelikle derin bir analiz yapılması gerekir. Ve bu derin analiz sonucunda yatırım yaptığınız şirketin içsel değeri ya da olması gereken değeri hakkında iyi bir fikre sahip olmanız gerekir. Ve buna göre de belirli bir iskonto da olması gerekir. Mesela %25-30'luk bir iskonto yoksa böyle bir şeye yatırım yapılmasını tercih etmez Benjamin Graham. Ve ondan sonra da böyle bir hisse alınır ve tutulur, beklenir. Tabii ki istediğimiz gibi gitmeyebilir işler, hesapta olmayan şeyler olabilir. O yüzden bir portföy tutarız, birkaç tane hisse tutarız bu şekilde. Alım kısmı bu şekilde yapılmalıdır. Şimdi siz bu gidecekmiş, bu çıkacakmış, bu çok düşmüşmüş falan gibi piyasa dalgalanmaları veya söylentiler üzerine bir şeyler aldıysanız zaten spekülasyon yaptınız. Bu net, çok net yani. Satarken peki nasıl? E, satarken de burada aslında çok ilginçtir. Ee, alım tarafındadır hep Benjamin Graham, yani bütün temel analize dayanan sistemlerde alım tarafında olur. Ne zaman satılacak? falan ne zaman satılacağı konusunda e, Peter Lynch mesela şöyle der, ben zamanda birçok hisseyi çok erken sattım, maalesef ben sattıktan sonra 10 katı giden hisseler de oldu. Yani o zaman şöyle düşünmek lazım, ya bu hissenin, bu şirketin daha büyüyebilecek çok yeri var mı? Yani işte bu Walmart mesela Amerika'da küçük bir piyasa payına sahipti, pazar payına sahipti. Çok daha büyüyebilirdi. Büyüyebilecek potansiyeli varken ben bunu sattım. Ve ben sattıktan sonra çok büyüdü der. Yani o zaman hep tutulması gerektiğini söyler. Tabii ki Amerika için geçerli. Ben bu noktada eğer yani artık değerini bulduysa bir hisse teknik analize bak gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik analiz bize sat deyinceye kadar elde tutmaya devam edilmeli her ne kadar pahalanmış olsa da. Bunun haricinde gün içerisinde 3 kere 5 kere al sat falan yapıyorsanız spekülasyon yapıyorsunuz. Çünkü temel bir analize dayanarak gün içerisinde 3 kere 5 kere satılıp alınmaz bir şey. Yani spekülasyon bu demektir. Spekülasyonla manipülasyonu çok karıştıranlar var. İkisi çok farklı şeyler. Biri spekülasyon gayet yasal bir şeydir. Spekülasyon sayesinde çok büyük hacimler olur ve o hacimler sayesinde de borsa para kazanır, aracı kurumlar para kazanır. Spekülasyon olması piyasanın istediği bir şeydir aslında. Manipülasyon zaten piyasa dolandırıcılığıdır, suçtur. E, hiçbir şekilde kabul edilemez bir şeydir. E, ve de manipülasyon konularının da daha iyi belki araştırılması gerekir. Yani insanlar da spekülasyon, manipülasyon ayrımını bilmiyorlar. Ve de birçok hissede çok anormal hareketler olabiliyor, özellikle yan kağıtlar dediğimiz şeylerde. Ondan sonra da yatırımcı bu işlerden çok zarar görüyor. Bunun... Bu gelen vergiden ziyade bu konuların daha çok konuşulması gerekir aslında. Evet şimdi o zaman borsada dediğim gibi kritik 10.000 desteği üzerindeyiz. Güzel böyle olması güzel ama dediğim gibi henüz bir alım için erken. Bayramdan sonra yükseliş bekliyoruz. Bayramdan sonra yükselişte hemen perşembe günü olacak değil. Bayramdan sonraki hafta içerisinde olabilir hatta perşembe cuma. Satışlar devam bile edebilir. Yani e, dolayısıyla biraz sat, e, sabırlı olmak, beklemek gerekiyor. Çünkü sistemimiz sata döndü. Yani biraz böyle e, bekleyelim falan da dedik ama işte bakın burada net olarak 23 Mayıs'ta sata dönmüş. Sonra ben bir bir, bir gün daha bekleyip 24 Mayıs'ta sat demişim. İşte o günden beridir de baya bir gerilemiş endeks. Şurada bir dikkat çekmiştim. Özellikle aboneleri uyarmıştım. Şimdi alalım mı şimdi? Hayır, almayın. Bakın çünkü ikinci mumdan itibaren satışlar geliyor. Almayın diye burada aboneleri çok uyardık. Ama beni tanıyan insanlar da zaten benim böyle bir yerden almayın diyeceğimi bilirlerdi. ki eğitimimi almış olmak gerekmiyor yani bu videolardan takip Edenler de bilebilir bu konuyu. Evet, Amerika'da dün borsa yatay kapatmıştı. Bugün biraz eksi de. Fed öncesinde biraz satışlar olması normal. S&P'de şöyle günlükten bakmak istiyorum. Günlükten bakıldığında işte bakın şöyle artık zirveyi görmüş. Oralarda artık biraz zorlandığını görüyorsunuz. aynı şeyleri söylemek gerekecek. Nasdaq'ta da benzer şekilde bir hareket söz konusu yataylık var şu anda. Yani aynı şeyleri söylemek gerekiyor. Ben elimdeki Amerikan hisselerini, Amerikan hisse fonlarını falan satmam. Ama buradan almam yani ek yapmak için ben biraz daha beklemek isterim. En azından yarın Powell ne söyleyecek? Piyasa ne tepki verecek? Yarın enflasyon verisi nasıl gelecek? Çünkü buna göre Eylül'de faiz indirimi olacak mı? yoksa faiz indirimi seçim sonrasında mı kalacak? falan bunlar önemli şeyler yani bunları görmeden ben yeni bir yatırım yapmak istemem böyle bir aşamada. Ee, Amerikan 10 yıllıklar artık buralardan dönmesi gerekir demiştik. Bakın Aynen dediğimiz yerden. Yani hareketli ortalamadan aşağı geliyor. Ee, yarını da görmek isterim. Yani yarınki enflasyonu ve e, Fed konuşmasını görmek isterim. Bu seviyeler alıp tutmak için bence TLT için iyi seviyelerdir. Ee, TLT için diyorum. Çünkü kaldıraçlı da buradan aşağı döndüğünü görmek isterim. Kaldıraçlı e, şeylerde yapmanızı önermiyorum. Ben önermiyorum diyorum bu arada. Neden önermiyorum? Çünkü kaldır aldığınız zaman illaki zarar kes yapmanız lazım. Yani o zararda oturmak diye bir şey çok yıpratıcı. Çok ben biliyorum insanları. Ama insanlar ben alayım şimdi diyor. Kendisi bir zarar kes seviyesi koymuyor. Halbuki bakın şöyle bir şey var. Teknik analizde yeri geldiği için söyleyeyim. Siz bir pozisyona girmeden evvel e, pozisyon taşımadığınız için duygusuz olarak hareket edebilirsiniz yani ben bunu buradan alıyorum bu seviyenin altına gelince satmam gerekir falan gibi şeyleri koyup strateji yol haritasını çizip ondan sonra ona göre hareket edebilirsiniz çünkü buraya stop'u koydum eğer yükselirse o zaman yani belki süren stop kullanacağım vesaire başka bir şey yapacağım diye yol haritanızı önceden oyun planınızı kurarsınız yani. Ondan sonra da uygulamaya geçersiniz. Ama pozisyona girdiyseniz acaba ve de zarar da etmeye başladıysanız şimdi buradan döner falan gibi e, psikoloji devreye gidiyor, giriyor. Ve o psikolojiyi yönetmek çok zor. Yani benim eğitimimde de eğitimimi almış birkaç kişi de soruyor bana. Diyor ki ben bunu böyle böyle bir şey gördüm aldım. Tamam çok güzel yerden almış. Yani hakikaten bütün o şartların bir araya geldiği bir yeri bulmuş, almış. Piyasada o tip şartlar her zaman oluşmuyor. Senede bir iki kere olabilecek bir alım fırsatını yakalamış. Şimdi diyor ki ben nereden satmalıyım? Ben de diyor ki Hazret yani sen benden eğitim aldın. Sen buna girerken nerede satacağını biliyor olman gerekiyor. Eğitimde bu anlatılıyor sana. O da diyor ki o zaman evet ama yani ben bilmiyorum nasıl yapacağım. Yani bana biraz daha yardım işte uzun toplantılarında böyle çok kişiyle e, konuşmuşuzdur tartışmışızdır ama en sonunda yani sebat edenler evet ben aldım şuradan satmalıyım demiştir İşte o yüzden TMF konusunda da böyle davranıyor olmanız gerekiyor. Şimdi altında e, dün biraz toparlanma olmuştu demiştin ki bakın pozitif uyumsuzluk var, biraz yükseliş var. Güzel ama ben alım önermiyorum şu an aşamada. Çünkü en azından biraz daha yükseldiğini görmek istiyorum. En azından bu yarınki enflasyon verisini görmek istiyorum. Powell'ın konuşmasını dinlemek istiyorum. Piyasanın ne şekilde bunlara tepki vereceğini görmek istiyorum. Altın ve gümüş almam ben bu aşamada. Yani alım önermem. Zaten hareketli ortamın çok altında. Bir Powell'ı da dinleyelim. Enflasyonda bir görelim derim. Ondan sonra bakalım. E, Bitcoin'de ise Bitcoin'de zaten yani şu 71.495'ten geri geldi artık bu yani buralardan tekrar aşağı döner bu şeyler. Yukarı gidersek Bakarız duruma dedik. Zaten 1 2 3 dört, 5 defa mı denedi bu? Evet yani şöyle mesela haftalıktan bakacak olsak işte evet yani sürekli denemiş. Yani işte burada bir, iki ikili tepe denebilir belki. Üçlü tepe denmez tabii böyle bir şey ama yani defalarca denemiş yani. Şimdi bu geldi burada sat da oluşmuş bu haftada bu daha da devam ederse şöyle 65 binin 66 binin de altına gelirse böyle tekrar işte 60.787'ye devam edecektir deriz burada. Çünkü bu yükseliş bitti diye burada defalarca söylüyoruz. Yani oradaki o yataylığın bitmesi gerekiyor biter mi? Elbette bitecek. Hiçbir şey sonsuza kadar gitmeyecek ama bezdirir sizi. Yani bezdirebilir. İşte eskiden de böyle olmuştu. Şu yataylık alın dediğimiz yerlerde yani 13 Mart 2023'ten 23 Ekim 2023'e kadar diyeyim bayağı yani böyle 7 aylık falan bir yataylık süreci olmuştu. Oralarda alın dedik alanlar yani en yukarıdan bile almış olsa 31 binden bile almış olsa şu anda 66 bin. Böyle bakmak lazım. Yani uzun trendleri yakalayabilmek lazım. O zaman para kazanır. Öbür türlü yani al satçılığa döner iş. Al satçılık tamam spekülasyon yapılabilir ama böyle ben video izledim de oradan aldım sattım kazandım işlerine pek inanmıyorum. Yani daha uzun vadeli işte böyle Swing Trade diyebileceğimiz tip şeyleri yakalayabilmek önemli burada o da e, şu anda yani Burada yükseliş artık bitmiş Ne yapalım Hayat böyle Hep de böyle sonsuza kadar gidecek değil Yani Tekrar Başlayabilir yani şöyle aylıkta gelmiş de işte, Tekrar buradan bir daha yukarı yapabilir ya da buradan böyle daha aşağı Seviyeler olabilir o yüzden şu aşamada alım önermiyorum. Dediğim gibi yarını bir görelim Powell'ı bir dinleyelim. Bugünlük de bu kadar.